Ya canım ciğerim hoş gelmiş, safa gelmiş. Çayın hasadına gideceğiz Ebru'cum. Evet. Bir ama günlük kazanç 2000. Gayet iyi. Tabii. Çık 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 kes. Zaten harcayacak yer yok. Oradan sonra yatıyor. Ertesi gün bir daha çık çık çık. Tabii. Bunu yapan da Senegalli arkadaşlar. Bazıları. Önceden Gürcistan'dan gelirlerdi. Şimdi onlar gelmiyorlar artık. Senegal'den, Afrika'mızdan geliyorlar. Hoş geliyorlar. Safalar getiriyorlar. Kahvaltılarımızın, sohbetlerimizin vazgeçilmezi tavşan kanı çayın hasadı başladı. Çay hasadında çalışan işçilerin günlük kazancı ise 2000 lirayı buluyor. Trabzonof'ta çalışkanlıklarıyla yöre halkının da çok sevdiği Senegalli işçiler çay topluyor. Şimdi 3 yıl önce artık ofluyum. Makastan ilk defa. Ondan sonra gördüm milleti motordan kesiyor, benden gitti motor aldım. Hem üreticiler hem de Senegalli işçiler halinden oldukça memnun. Süleyman öğreniyor bana nasıl çay kesecek. Şimdi ben güzel kesecek. Biz yer Trabzon. Buradaki yemeği duyan bu tarafa geliyor. Biz rahatsızız. Yani her insan kıramıyor. Yaşlısı var. Gençler zaten artık işlerine yoğunlaştı. Köylere gelmeyi bıraktılar. Biz memnunuz yani. Bir sıkıntı yok. Ne güzel. Yaptıkları iş gerçekten çok emek işi. Bunca uğraş zaman... veren bir iş. Ama bak ne güzel anlatıyor. Artık diyor köye gençler o kadar çok gelmiyor. Biz de hani gerçekten çalışan bu işi iyi yapmak için insanlar arıyoruz. Öyle arayışlarımız varken bu Senegalli arkadaşlarımız da gelsinler, çalışsınlar. Usulüne uygun, düzgün bir şekilde bu işi yapıyorlarsa ne âlâ ki yapıyorlar. Herkes çok mutlu. Tabii memleketin gençleri istemiyor demek ki. Evet. Yani ya da kendilerine bu insanlar yüzünden yer bulamıyor ki. Bu gidip de çay hasatı yapmıyorlar. Valla birinci ağızdan abinin söylediği o arkadaşımızın. Yani gençler de gelmek istemiyorlar köye eskisi kadar. Yani herkes... Üzücü, çok üzücü. Evet. Günde 2000 az da değil. Ha SGK falan şunu bunu arayabilirler vesaire ama Allah'ın ta Senegal dünyasından gelip de burada bir de kendilerini sevdirmişler. Evet. Bir de işleri yapıyorlar çalışkanlar. Bir de Türkçe öğrenmişler. Tercih sebebi ama yani hani memlekette gençler okur eder kimse yoktur ediyor falan filan. Ama bu arkadaşları tercih edersin ayrı da ya en azından hani dinleyip izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Yani hiç mi Türk bulamadılar ya da işte bu vatan bu milletin evladını bulamadılar da Senegal'den getirttiler diye soru işaretleri olabilir. O nedenle ona dayanarak söylüyorum. Yoksa ya insan evladı her yerde insan evladıdır. Belki burada yaşıyor uzun yıllardır. Biri burada bir çalışmaya başladı. Arkadaşlarını getirmeye başladı. Gelin burada peki, güzel bir iş var. Doğru. Her şey olabilir. Tabii ki her yerden sorarsın bakarsın ama şu gerçeği değiştirmiyor. Burada çalışan arkadaşlar şu anda Senegal. Gördüğünde şaşırmamak lazım yani. Baksana. Senegal kökenli Türkler. Evet, hoş geldiler aramıza. İyi ki varlar.